Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni ünite başlığımız olan Milli Uyanış, yurdumuzun işgaline tepkiler konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve dersimizin ilk konu başlığı 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti olacak. Öncelikle sevgili gençler, 1. Dünya Savaşı'nın şöyle sizlerle nedenlerini bir göz atalım. Biz 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini 1. Genel nedenler, 2. Özel nedenler olmak üzere 2 kısma ayırıyoruz. Genel nedenler deyince 2 tane bizim için önemli husus söz konusu. Bunlardan bir tanesi Fransız İhtilali'dir, bir diğeri ise Sanayi İnkılabı'dır. Yani 1. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasında 2 tane önemli temel faktör vardır. Fransız İhtilali'ni hatırlarsanız ortaya hangi akımı çıkartmıştı? Milliyetçilik düşüncesini çıkartmıştı. Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik düşüncesi hızla yayılmaya başlayınca küçük uluslar ne yapmak istediler? İmparatorluklardan ayrılıp kendi bağımsız devletlerini kurmak istediler. Bu da sevgili arkadaşlar birçok savaşın çıkmasına sebep olmuştu. İkinci nedenimiz ise sanayi inkılabıdır. Biliyorsunuz sanayi inkılabı 1800'lü yılların başında İngiltere'de ortaya çıkıyordu. Buharla çalışan makinelerle beraber üretim ne yapıyordu? Artıyordu. Yalnız bu üretim için bize ne lazım? Bir, ham madde lazım. İki, bu ham maddeyi işledikten sonra bunları satabileceğimiz bir pazar lazım. Bundan dolayı da sevgili arkadaşlar güçlü devletler arasında rekabet ne yapacak? Gitgide artacak. Sanayi inkılabı sömürgecilik yarışını başlatmıştır. Silahlanma yarışını başlatmış ve bu ikisi sevgili arkadaşlar devletler arası gruplaşmalara yani bloklaşmalara sebep olmuştur. Özel nedenlere bakacak olursak şöyle sizlerle bir harita üzerinde bunu detaylıca işlemek istiyorum. Öncelikle şöyle ülkelerin yerlerini hemen hemen bir yazalım. Bakın burası İngiltere. Evet. İngiltere. Burası sevgili arkadaşlar Fransa. Burası Almanya. Burada Avusturya, Macaristan İmparatorluğu bulunmakta. Bu arada kalan sevgili arkadaşlar Balkan devletleridir. Balkan devletleri diye yazalım. Yani Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi Balkan devletleri bulunmakta. Hemen onun doğusunda ise Osmanlı Devleti bulunmaktadır. Ve sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuzeyinde ise Kırım'a da hakim olan geniş bir coğrafyada hangi devletimiz var? Tabii ki de Çarlık Rusya'mız mevcut. Şimdi bu devletler arasındaki ilişkilerden şöyle sizlere söz etmek istiyorum. Bakın, öncelikle şunu söyleyelim. Bir de unutmadan şurada İtalya'mız var. Bakın, çizme lakaplı İtalya'mız var. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini tamamlamışlardır. Nedir bu siyasi birlik dediğimiz olay? Şöyle düşünün. Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Bir Osmanlı Beyliği vardı. Hemen onun komşuları kimlerdi? Candaroğulları vardı. Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları. Değil mi? Yani Anadolu'da birden fazla küçük Türk beylikleri vardı. Ama Osmanlı ne yaptı? Hepsini tek tek fethetti ve Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağladı. İşte aynı şekilde Almanya'da da küçük küçük prenslikler, krallıklar, devletler var. İtalya'da da şehir devletleri var. İçlerinden bir tanesi çıkıyor, tüm İtalya'yı fethediyor ve İtalya'da siyasi birlik. Aynı zamanda Almanya'da da bir kişi çıkıyor, tüm Alman topraklarındaki devletleri fethediyor ve Almanya'da da siyasi birlik oluşmuş oluyor. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini tamamladıktan sonra ne yapacaklar? Sanayi inkılabını gerçekleştirmek isteyecekler. Çünkü İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya gibi devletler neyde öne geçtiler? Ekonomide, sömürgecilikte, silahlanma yarışında daha öndeler. Almanya ile İtalya'nın bu devletlere yetişebilmesi için sanayi inkılabını gerçekleştirmesi lazım. Bunun için ne lazım? Ham madde lazım. Ham maddeyi Almanya bulabilmek için dünyaya baktığı zaman ne görüyor? Birçok yerin İngiltere tarafından sömürüldüğünü görüyor. Bundan dolayı da Almanya İngiltere'ye karşı bir rakip olacaktır. İngiltere bu durumdan hoşnut mu? Kesinlikle değil. O zaman ben şöyle bir açıklama yapabilir miyim?
Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce de Almanya ile İngiltere arasında bir gruplaşma, yani grup ayrılığı olduğunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle söylerim. İşte zaten Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri gruplaşmaları bu zamanda ortaya çıkmaya başlayacak. Ve İngiltere sevgili arkadaşlar, hemen yazalım, İtilaf Devletleri grubunun başını çekecek. Almanya ise İttifak Devletleri grubunun başını çekecektir. Çünkü ikisi nedir? Birer rakiptir. Aynı şekilde sevgili gençler, Almanya ile Fransa da birbirine rakiptir. Çünkü Almanya ile Fransa arasında Alsas-Loren dediğimiz, hemen yazalım, Alsas-Loren dediğimiz bir şehir var. Bu şehir önemli çünkü kömür yataklarını barındırıyor. Fransa da bu kömürlere sahip olmak istiyor, Almanya da bu kömürlere sahip olmak istiyor. Bundan dolayı da ikisi arasında bir rekabet var. Fransa da Almanya'nın bir diğer rekabet ettiği devlet olan İngiltere'nin yanında yer alacaktır. Ve böylelikle gruplaşmalar devam ediyor. Daha sonra Almanya Çarlık Rusya'nın da Asya'da bulunan yine sömürü topraklarına gözünü dikmiş bulunuyor. Bundan dolayı da Çarlık Rusya ile Almanya arasında yine bir rekabet var. Bundan dolayı da Çarlık Rusya kimin yanında saf tutacaktır? Tabii ki de İngiltere ve Fransa'nın yanında saf tutacaktır. Aynı şekilde bir de bakın Avusturya Macaristan İmparatorluğu diye bir devletimiz var. Bu imparatorluk, bu devlet nereye hakim olmak istiyor? Balkanlara hakim olmak istiyor. Balkanlara hakim olup kendi politikasını, kendi sınırlarını genişletmek istiyor. Aynı zamanda bir devlet daha var ki o da Balkanlara hakim olmak istiyor. O da Çarlık Rusya ismini verdiğimiz devlettir. Çarlık Rusya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu Balkanlar üzerinde egemenlik kurmak istedikleri için birbirlerine ne olacaklar? Düşman olacaklar. Bundan dolayı da Avusturya Macaristan İmparatorluğu kendini nerede bulacak? Almanya'nın yanında bulacaktır. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Evet, bir de İtalya dediğimiz bir devletimiz vardı. İtalya'da siyasi birliğini sağladıktan sonra o da ne yapacak? Hammadda arayacak ama bir bakacak etrafta genellikle sömürü yapan devletler Fransa ve İngiltere. Bu ikisinin sömürü topraklarına gözlerini dikiyor. Bundan dolayı da İtalya'da kendisini Almanya'nın yanında bulacaktır. Ama burada şimdi bir dipnot geçeceğiz. O da nedir? İtalya'nın saf değiştirmesi. İtalya saf değiştirecek. Peki nasıl? İngiltere diyecek ki İtalya'ya. İtalya diyecek. Sen gel benim yanımda savaş. Birlikte savaşırsak ben sana sömürü topraklarından toprak vereceğim. Aynı zamanda biz Osmanlı Devleti'ni de karşımıza alacağız. Osmanlı Devleti'ni mağlup ettikten sonra Ege'yi ve Akdeniz'i sana vereceğiz. İstediğin gibi sömürebilirsin diyecek ve İngiltere İtalya'yı kendi yanına çekecek. İtalya ilk başta İttifak Devletleri'nin safındayken daha sonra İtilaf Devletleri'nin safına geçecektir. Ve şunu unutmayalım, İtalya 1. Dünya Savaşı'nda saf değiştiren tek devlettir. Soru olarak karşımıza çıkabilir. Bu notu da lütfen unutmayalım. Ve durum ne oluyor? 4'e 2. Gruplaşmada durum 4'e 2. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya ve İtalya bir safta. Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu bir safta. Ama Almanya ne yapacak? Bu İtilaf Devletleri'nin üstünlüğünü kırabilmek için kendi yanına bir devleti çekmek isteyecek. O da kim olacak? Tabii ki de Osmanlı Devleti olacak. Normalde sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti ilk başta İtilaf Devletleri'nin safında savaşa girmek istiyor. İtilaf Devletleri ile beraber savaşa girmek istiyor ama İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya Osmanlı topraklarını kendi aralarında bölüştükleri için, Osmanlı topraklarına göz diktiği için İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı istemeyecek. Osmanlı da tek başına kalmaktan çekindiği için, yalnızlık politikasından kurtulmak istediği için kimin yanında savaşa dahil olacak ileride? Almanya'nın yanında savaşa dahil olacaktır.
Peki savaşın başlaması ve gelişmesine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında savaşın başlaması bir kıvılcıma bakıyor. O kıvılcımda 1914 yılında Avusturya Macaristan Veliahtı'nın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi sonucunda Birinci Dünya Savaşı fiili olarak başlamıştır diyebiliriz sevgili gençler. İtilaf ve İttifak devletlerine şöyle tekrardan baktığımız zaman savaş başlamadan önce İngiltere, Fransa ve Rusya İtilaf devletleri safında, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya ise ittifak safında. Ama ne dedik? İtalya daha sonra savaşın da başlamasıyla beraber İngiltere'nin safına geçecektir. Ardından Romanya, Japonya ve Sırbistan'da ve daha sonra sevgili arkadaşlar Yunanistan'da İtilaf Devletleri'nin safına geçecek. Savaşın başlamasıyla beraber Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'da daha sonra İttifak Devletleri'nin safına geçecektir. Bakın burada önemli bir notumuz var. Soru olarak karşımıza çıkar. İtalya savaş başlamadan önce ittifak grubunda yer almasına rağmen savaş başladıktan sonra İtilaf Devletleri ile yaptığı gizli anlaşmada kendisine İzmir ve çevresi vaat edildiği için İtilaf grubuna geçmiştir. Zaten İtilaf Devletleri ilerleyen konularımızda bahsedeceğiz. Kendi aralarında sık sık gizli anlaşmalar yapmışlar ve bu gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını kendi aralarında bölmüşlerdir. Evet, bakın burada bir tane sorumuz var. Hemen bu sorumuza bir göz atalım. Demiş ki, Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedeni Avrupalı devletlerin sanayilerine ham madde ve pazar arayışı ve sömürgecilik yarışıdır. Bu bilgiye göre düşünüldüğünde Birinci Dünya Savaşı daha çok hangi alanda güç kazanma isteğiyle ortaya çıkmış bir savaştır? Tabii ki de sevgili arkadaşlar, ham madde ve pazar diyorsak tamamen nedir? Duygusaldır, yani ekonomiktir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir sorumuz daha var. Demiş ki, Birinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi savaşan devletlerin milliyetçilik akımından yararlanmak istediğinin kanıtıdır demiş. Tabii ki de Rusya'nın panslavizm politikası. Ne demiştik? Çarlık Rusya Balkanlara egemen olmak istiyor. Orada Slavları birleştirip kendi topraklarına katmak istiyor. Slavların birleştirilmesini biz ne diyorduk? Panslavizm politikası. Bakın milliyetçilikle doğrudan ilgilidir. Doğru cevabımız bundan ötürü A şıkkı olacaktır. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Peki Osmanlı Devleti savaşa katılıyor dedik ama Osmanlı Devleti savaşa nasıl katılıyor? Şimdi sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti daha demin de söylediğim üzere ilk başta kimin yanında savaşa katılmak istiyor? İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılmak istiyor. Ama İngiltere, Fransa gibi devletler Osmanlı topraklarını göz diktikleri için, Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştıkları için kendi saflarında istemeyecekler. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti yalnızlık politikasından kurtulabilmek için ne yapacaktır? Daha sonra Almanya'nın yanında savaşa girecektir. Peki Osmanlı savaşa nasıl giriyor? Bakın hemen yine harita üzerinde size göstermek istiyorum. Şimdi hemen şurada bulunan devlet hangisi? Mısır. Mısır kimin işgali altında? İngiltere'nin işgali altında. Şimdi Almanya'nın iki tane sevgili arkadaşlar savaş gemisi var. Bu savaş gemilerinin ismi sevgili arkadaşlar Breslau ve Goeben. Bu savaş gemileri İngiliz donanmasına öncelikle ateş açıyor, daha sonra İngiliz donanmasından kaçıyor. Peki nerede oluyor bu olay? İskenderiye limanında, yani Mısır kıyılarında oluyor. Bu iki liman kaçarak İki gemi kaçarak nereye geliyor? Ege Denizi'ne geliyor ve burada Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Osmanlı Devleti ise bu iki gemiyi satın aldığını söylüyor. Satın aldıkları bu gemiye Yavuz ve Midilli ismini veriyor. Alman bayrakları iniyor ve Osmanlı bayrakları bu gemilere çekiliyor. Yalnız bu gemiler daha sonra Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor. Karadeniz'de Odessa gibi iki tane Çarlık Rusya'nın limanını bombalıyor. Çarlık Rusya bir bakıyor, limanlarını bombalayan gemilerin hangi bayrağı var? Osmanlı bayrağı var. İşte Osmanlı böylece savaşa dahil olmuş
oluyor. Yani 12 Kasım 1914'te resmen Osmanlı Devleti de fiilen savaşa sokulmuştur. Kimin tarafından? Almanya. Almanya aslında burada bir nevi Osmanlı Devleti'ne de oyun oynamıştır diyebiliriz. Peki Almanya Osmanlı Devleti'ni neden yanında istiyor? Bu da önemli. Soru olarak bakın karşımıza gelebilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında savaşın içine çekmek istemesinin nedenlerinden biridir ya da biri değildir diyebilir. Bir, Avrupa'daki savaş yükünü hafifletmek istiyor. Çünkü Osmanlı Devleti büyük coğrafi sınırlara sahip olduğu için özellikle Çarlık Rusya ile Almanya çok fazla uğraşmak istemiyor. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti'ni kendi yanında istiyor. 2. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak için. 3. Sevgili arkadaşlar, halifenin gücünden yararlanmak için. Biliyorsunuz padişah aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanların halifesi. Şöyle düşünebilirsiniz. Hindistan kimin sömürüsünde? İngilizlerin sömürüsünde. Ama Hindistan'da milyonlarca yaşayan Müslüman var. Eğer halife bu Müslümanlara, İngilizlere karşı ayaklanın derse bu Müslümanlar ayaklanacak. İşte Almanya halifenin dini ve siyasi gücünü de kullanmak istiyor. Ve aynı zamanda Rusya'da sevgili arkadaşlar işler kötü, ekonomi kötü, siyaset kötü, İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım göndermesini de engellemek için Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmek istiyor. Peki gelelim Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri. Neden Osmanlı Devleti savaşa giriyor? Normalde ne dedik? Padişah Osmanlı Devleti çok fazla savaşa girmek istemiyor. İlk başta İtilaf Devleti'nin yanında girmek istiyor. Ama daha sonra İtilaf Devletleri kabul etmeyince başta tarafsızlığını ilan ediyor. Ama Almanya'nın Osmanlı üzerinde oynadığı oyunlar sonucunda kendini bir anda savaşın ortasında buluyor. 1. Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak istiyor. 2. Yalnızlık politikasından kurtulmak istiyor. 3. Almanya'nın savaşı kazanacağına inancı var. Çünkü o dönemde Osmanlı Devleti'nin başında bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hemen hemen bütün üyeleri Alman yanlısı. 4. Coğrafi konumu itibariyle savaş dışında kalmanın zorluğu. 5. Osmanlı devlet adamlarının Alman hayranlığı, daha demin söylemiştim. 6. Türkçülük idealini gerçekleştirebilmek. 1. de sevgili arkadaşlar, ekonomi, büyük bir ekonomik sorun olan kapitülasyonları ortadan kaldırmak için Osmanlı Devleti de savaşa girmek istiyor. Bakın hemen burada bir sorumuz var. Demiş ki Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur demiş sevgili arkadaşlar. 1. Kaybettiği toprakları geri alma. 2. Sömürge elde etme. Olur mu? Hayır. Osmanlı'nın sömürge elde etme gibi bir durumu söz konusu değil. 3. Siyasi yalnızlıktan kurtulma. Bu da kesinlikle etkili olmuştur. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Evet, gelelim Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin yanında savaşa girmemesinin nedeni. Bakın, bir, İtilaf devletlerinin yanında savaşa girme isteğini kabul edilmeyişi. Değil mi? Normalde ne dedik? Osmanlı İtilaf Devletleri ile savaşa girmek istiyor. Ama İtilaf Devletleri bunu kabul etmiyor. 2. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı sınırlarında yaşayan azınlıkları kışkırtması. 3. Rusya ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik planları, yani gizli anlaşmalar yapmaları. Buraya yazalım. 4. Sevgili arkadaşlar, İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne ait parası ödenmiş 2 savaş gemisine el koyması Osmanlı Devleti'nin İngiltere yanında savaşa girmemesinin nedenleri arasında yer alır. Ve Osmanlı Devleti fiili olarak savaşa katıldıktan sonra 1. Dünya Savaşı geniş bir coğrafyaya yayılmış, savaşın süresi uzamış, Almanya çok büyük ölçüde rahatlamış ve yeni cepheler açılmak durumunda kalmıştır sevgili gençler. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri biz üçe ayırıyoruz. Savunma cepheleri, taarruz cepheleri ve yardım cepheleri. Şimdi bazen bu cepheleri karıştırabiliyoruz. Sorularda bize geliyor. Diyor ki aşağıda verilen cephelerden hangisi bir savunma cephesidir ya da değildir ya da taarruzdur ya da değildir gibi karşımıza sorular çıkabiliyor. Bakın, taarruz cephelerine dikkat ederseniz ikisinin de baş harfi
K harfiyle başlıyor. Başka K harfiyle başlayan cephemiz yok. O zaman K harfiyle başlayan iki cephemiz kesinlikle saldırı, yani taarruz cephesidir. Yardım cephelerine baktığım zaman sonlarına dikkat edin, hep ya var. Galicia ya, Romanya ya, Makedonya ya. Yardım, bakın, ya. Yani ya ile bitenler yardım cepheleri. O zaman ben bu iki kodlamayı bildikten sonra geri kalan cephelerin hepsi nedir? Birer savunma cephesidir. Bu şekilde de sevgili gençler bir ezberleme yapabilirsiniz. Size karşınıza da böyle bir soru çıkarsa rahatlıkla cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen. Taarruz cephelerimiz Kafkas ve Kanal. Yardım cephelerimiz ise Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleridir. Evet sevgili arkadaşlar, burada dersimizin sonuna gelelim. Bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden, taarruz cephelerinden devam edelim.